canlı yayında, Köy TV ekranlarında karşınızdayız efendim. Konumuz hayvancılık olacak. Çok değerli bir konuk ile çok önemli hayvancılık konularını konuşacağız. Vikov Genel Koordinatörü Sayın Tolga Çırak konuğum. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, hayvancılıkta teknolojik gelişimler ciddi anlamda artık üreticimizin gündeminde. Ama artan maliyetler, pahalılıklar, tabii teknolojiyi takip etmekte üreticimiz için başlı başına bir problem. Artan yem fiyatları olsun, maliyetler olsun. Siz burada Vikov olarak çok ciddi bir yazılım mühendisliği gerçekleştirerek üreticimizin ciddi sorunlarına, problemlerine çözüm olacak şekilde bir ürün geliştirdiniz. Bu konuları işlemek istiyoruz. Bu konuları sizlere soracağız. Fakat önce değerli izleyicilerimize Tolga Çırak kimdir ve akabinde de nasıl bir altyapıyla geldiniz ki Vikov gibi bir ürünü, hani nokta atışı bir ürünü tasarlamak nereden icap etti? Sizleri dinleyelim efendim. Buyurun. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için de heyecan verici bir şey oldu. Canlı yayın olacak inşallah. Valla Vikov'un hikayesi aslında esasen biraz benim çocukluğuma kadar gidiyor. Ben de bir çiftçi ailenin aslında torunuyum. Babam öğretmen ama dedem çiftçiydi. Fakat hani bizde bugünkü gibi organize bir çiftçilik yoktu. İşte 3 tane inek, bir 20-30 tane kuzu, koyun. Bunların içinde aslında büyüme şansım oldu. O yönden kendimi şanslı bir çocuk olarak hissediyorum şimdi düşününce. Benim hayalim açıkçası şeydi, elektronik mühendisi olmaktı başından beri ve hani arkasını çevirip baktığım her ürünün Made in Japan, Made in Germany yazması aslında beni üzüyordu. Çocukluğumdan kalma bir şeydir bu. Yani biz niye bir şeyler yapmıyoruz diye o zamanlardan beri hep içimdeydi. Açıkçası hani şans da gayret de yüzüme güldü. Ben de elektronik mühendisi oldum. Üzerine biyoteknoloji master yaptım. Biyoteknolojiyle uğraştığımda aslında biyolojik datayla uğraşmanın aslında benim için keyifli olduğunu o dönemde fark ettim. Ama tabii iş fırsatları bu yönde çıkmadığı için farklı sektörlerde çalıştım. İlk defa hayvancılık sektöründe bir büyük bir yurt dışı firmasında belli bir süre çalışma tecrübem oldu. Bu tecrübe benim için hani bu çocukluk idealimi Türkiye'de oluşturmak için serüvenin başlangıcı oldu. Oradan ayrıldıktan sonra oradaki edindiğim tecrübeyi, orada gerçekten büyük işlere imza atmayı başardık ekip arkadaşlarımla beraber. Ve oradaki know-how'ı aslında buradaki insanları yetiştirmek için kullanmak istedim. Bugünlere gelirken de tabii ne yapabiliriz dedik. Büyük robotik sistemlere girmeye kalksak onlar aslında oldukça karmaşık ve uzun soluklu projeler ve maliyeti de çok yüklü. Çocukluğumda hatırladığım hayvanların doğumunun beklenmesinin stresli olduğunu hatırlıyorum. Yani çok küçüktüm ama onun için evde bir telaş olduğunu anımsıyorum. Herhalde oradan kalmıştı. Yani dedim bu hayvanların sağlığını düzeltmek için biz bir network oluşturalım. Bu network'te de bir sensörle biyolojik datayı doğru şekilde okuyup doğru veriler üreten bir teknoloji geliştirelim diye yola çıktık. 2015 yılında da buradaki şirketi kurdum. Şu anda yaklaşık bir 12 mühendisimiz, 4 tane teknisyenimiz, işte veteriner hekimimiz, ziraat mühendisimiz olan, ciddi danışmanlarımız olan büyük bir ekibe dönüştük. Ürünümüzü aslında 2019 yılında İlk defa Almanlara sattık. Bu benim için çok mutluluk verici bir deneyim oldu. Orada ihtiyacı aslında karşıladığımızı gördük. Bu sene başından beri de 2020 başı, 2020 sonu, 2021 başından beri de aktif olarak Türkiye'de aslında ürünümüzü tanıtıp pazarlama faaliyetleri içine giriştik. Özetle Vikov'un doğuşu aslında çiftçilerin yaşadığı temel sorunları aslında gidermek için geliştirilmiş bir teknoloji. Amacımız her zaman doğru zamanda insanları uyarmak ve hayvan refahını olabildiğince maksimum düzeye çıkarmak ve bunu da hani insanların erişebilecekleri bir maliyetle gerçekleştirmek hedefinde Vikov. Uzun vadede bakıldığında birkaç hayvan maliyetine aslında insanların edinebilecekleri bir teknoloji. Fakat Türkiye'nin geldiği durumda maalesef hani
Bakış açısı olarak teknoloji yatırımından korkuyoruz. Çünkü çok fazla kandırıldık hepimiz. Bu da tabii bizler için şüpheci bir yaklaşıma sebep oldu. Sadece bizim için değil, biz bunu şeyde de yaşıyoruz. Yani yurt dışındaki insanlarda da görüyoruz. Bizim hani arkası yeterince sağlam olmayan yapmış olduğumuz ürünler Türkiye'nin marka değerini düşürmüş zaman içinde. Sadece kendimiz için değil. Şimdi biz bunu hani kırmak için buradan da kaliteli, doğru ve her zaman doğru şekilde cevap verebilen ürünleri bizim geliştirebildiğimizi hem dünyaya hem Türkiye'ye ispatlamış olmak. Yani bu benim çocukluk hayalimdi. Umarım hani artık hani gerçekleştirdiğimi düşünüyorum mühendislik anlamında. Şimdi sonuç alarak da gerçekleştirmek istiyorum. Yani hayvan refahı konusunda çok maalesef iyi bir ülke değiliz ve daha iyi olmamızı ben arzu ediyorum. Bugün ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmak olmalı bizim hedefimiz. Çok geniş topraklarımız var. Daha verimli tarım yaparak, daha verimli hayvancılık yaparak biz Avrupa'ya aslında hayvan tedariği sağlayan, dünyanın farklı yerlerine hayvan gönderen bir ülke olmak hani benim en büyük arzum. Bunun için karınca olarak benim de yapmış olduğum şey bu teknoloji oldu açıkçası. Vallahi karıncadan öteye gitmişsiniz Tolga Bey. Çünkü hem Lüleburgaz'da değil mi? Onar çiftliğinde yapmış olduğunuz çekim vesilesiyle Sinan Bey'le tanıştık. Çok değerli, kıymetli bir insan. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Onlara tanışmamıza vesile oldunuz. Konya Ilgın'da Abdullah Karabey, yani teknolojiye açık insanlar ve bu insanların anlattığı bizleri gerçekten mutlu etti, onore etti. Abdullah Karabey bir tane bile buzağı kaybımızın olmadığını söyledi. Sizin sisteminizi 2 yıldır kullandığını ifade etti. İsterseniz Vikov'un hikayesini de dinlemiş olduk sizden ve Vikov'un çalışma sistemini değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Nasıl bir sistem var? Çalışma prensibi neye dayanıyor? Onları da sizlerden alalım efendim. Buyurun. Bizim Vikov sistemimiz aslında bir altyapının ismi. Burada yapmaya çalıştığımız şey hayvandan gelen, toplamış olduğumuz sensörle topladığımız veriyi bulut sistemine aktarıp sürekli güncellenen bir yazılımla, yani sistemi öğrenen, makine öğrenmesi dediğimiz, yapay zeka dediğimiz popüler isimleri aslında biz de kullanıyoruz. Aktif olarak burada hem hayvanı öğreniyoruz, hem çiftliği öğreniyoruz, coğrafyayı öğreniyoruz, ülkeyi öğreniyoruz. Aslında oradaki birçok veriyi ciddi bir şekilde toplamış oluyoruz. Bu verileri toplamak için bir veri toplama sistemi aslında kuruyoruz çiftliğe. Ve sensörlerimizi aslında kullanıcılarımızın kullanacağı zamanlarda onları uyararak aktif şekilde hayvanlarına takmalarını arzu ediyoruz. Şimdi yaptığımız şey şu, bir kere bizim sistemimizi kullanan kullanıcı anlık olarak hayvanının sıcaklığını görebilir. Hayvandaki sıcaklık takibi çok çok önemlidir yani. Aslında her zaman çok önemli ama bizim geliştirdiğimiz sensör intravajinal bir sensör ve belli periyotlarla taktığınızda o kritik zamanları izlediğinizde aslında hayvanlarınızın sağlık seviyesini gerçekten yukarıya taşıyabiliyorsunuz. Çünkü ne zamanlar bunlar? İşte doğum öncesi zaman, doğum sonrası zaman. Bu zaman diliminde bütün sıcaklık verisi elinizde olursa aslında hayvanınızda herhangi bir göze görünmeyen bir semptom varsa bunu aslında veriden görebilirsiniz. Ve bu veriler ışığında hızlıca başlanan tedaviler hayvanların bir sonraki süt verimini etkiliyor. Yani hayvandan daha çok süt almak istiyorsanız sizin aslında doğum aralığınızı minimuma indirmeniz lazım. Bu minimuma indiği zaman zaten bu hayvanın verebileceği süt tonajı belli. Bu tonajda sütü size yıl içinde verecek. Biz şimdi bunu verimsiz yaptığımızda bu hayvan gene aynı sütü daha uzun zamanda vermiş oluyor size. Siz daha çok süt alamıyorsunuz hayvandan. Dolayısıyla bu en önemli parametre ve biz hani kullanıldığımız durumda hayvanın gerçekten tohumlamaya elverişli olup olmadığı konusunda da bir bilgi çıkarmış oluruz. Yani bu sadece doğumun ne zaman başladığından ibaret bir sistem değil. Doğum başlangıcı çok çok önemli bir nokta aslında. Ama doğum yaklaştığında hayvanın özellikle ağız sütünü oluşturması için harcamış olduğu enerjiyi de düşündüğümüzde hayvanın aslında ateşli hastalıklara karşı olan bağışıklığı en düşük seviyede oluyor.
Bu durumda izlediğinizde hayvanınızın olabilecek hastalıklardan aslında arındırmış oluyorsunuz. Aynı şeyi mesela semptom gördünüz, çok fazla yüksek ateş oldu şey durumunda doğum öncesinde. Doğum sonrasında da bunu takip edip aslında izleyip hayvanı iyileştirebilirsiniz. Doğru zamanda ilaç kullanabilirsiniz. Ve hani bütün zinciri aslında bu şekilde şey yapmış oluyor. Biz şu anda ekranlarda gördüğünüz receiver'larımızı aslında kuruyoruz çiftliklere. Sensörlerimizi de aslında sağmal sayısını %20'si kadar veriyoruz. Bunun sebebi de şu, çiftliği aslında organize etmelerini istiyoruz çiftçilerimizin. Ben 100 sensör de verebilirim, benim için daha iyi olur. Ama diyorum ki yani siz bu sikluslarınızı yönetin ve her ay düzenli olsun her şey işletmede. Her ay düzenli olduğunda hem yönetimi daha kolay olacaktır, hem de verim kesinlikle artacaktır. Siz hepsini karma karışık bir düzende yapmaya başlarsanız ve yüksek doğruluklu sistemlerle çalışmadığınız zaman şu anda bu işletmelerin en büyük kayıpları verimsizlikten oluyor. Yani bu hayvanlar bugün Avrupa'da getirildikleri ülkelerde bu Holstein'ler 40 litre, 45 litre süt veriyor. Biz de bunu alamıyoruz. Bunun sebebi aslında bu doğum aralığının çok uzun olması. Bizim bunu kısaltmamız lazım ülke olarak. Buzağı kaybı niye oluyor? Suni tohumlamanın bir sonucu olarak çoğu buzağlama aslında ikiz oluyor. Bu da aslında zor doğumu tetikliyor. Bu zor doğumlarda müdahale etmediğiniz zaman buzağ kayıpları, anne inek kayıpları ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Kırsalda köy kahvesinde bir kocaman buzağım oldu diye övünen bir sürü çiftçi var. Bu da aslında hayvanın zor doğumunu maalesef garanti ediyor. Bu da bizim kırsaldaki kayıplarımızı daha da fazla arttırıyor. Bugün organize çiftliklerimiz, ben birçoğuyla tanıştım. Çok da mutlu oldum. Çok güzel çiftlikler var. Siz ikisinde çekim yaptınız. Açıkçası hani Avrupa'da gezdiğim çiftliklerden bir eksikleri yok. Burada yaklaşım eksiği var. Ellerindeki veriyi kullanım eksiği var. Ve bizim amacımız bunu insanlara olabildiğince anlaşılır bir şekilde vermek. Bu amaçla da çok hani kullanıcı dostu bir yazılım geliştirdik. Bununla yani 60 yaşın üzerindeki insan da bunu kullanıyor. 20 yaşındaki genç adam da kullanıyor. Yani bütün segmentin aslında rahatça kullanıp öğrenebileceği bir teknoloji bu. Küçük işletmede kullanabilir, büyük işletmede kullanabilir. Açıkçası derdimiz bu ülkede anne inek ve buzağı ölümleri azalsın. Hayvanlar daha verimli hale gelsin. Biz devamlı hayvan ithal etmeyelim. Mümkünse biz hayvan satalım. Hayvan satılabilecek birçok yer var. Bizden daha kötü durumda olan birçok ülke var. Biz onlara hayvan ihraç edelim. Bunları konuşalım. Bu iş çünkü dövizle yürüyor. Biz de döviz girdisi elde ettikçe bağışıklığımız artacak. Bugün en ufak bir döviz artışında hepimiz fakirleşiyoruz. Bunun önüne geçmenin yolları her sektörde ihraçla olacak bir şey. Biz dünyayla yarışmak zorundayız bu konuda. Evet, çok doğru. Peki küçük işletmeler de kullanabilir dediniz. Size göre bu işletmeler kaç baş hayvan olması gerekiyor? Yani belli bir bunun standardı var mı? Hani ekonomikliğini de düşünerekten. Aslında biz hep yani fiyatlamamızı şuna göre yaptık. Bir işletme, mesela 10 sağmallık bir işletme. Yılda 2 tane buzağı kaybetse, örneğin. Ki oluyor demek ki bu 500 bin buzağı biz kaybediyoruz. Bu hani devletin söylediği istatistik. İki tane buzağı kaybettiğinde bugünkü iki buzağının piyasa değeri aslında neredeyse 10 bin lira bakınca. Evet, yani bu adam 10 bin liradan bizim sistemimizi 5 sene kullanabileceğini düşünün pil ömrüyle. 4 sene 5 sene gidecek bu sistem. Her sene bu kayıpların önüne geçtiğinde zaten sistem yani 10 sağmallık bir işletmede bile kendini ödeyebilecek durumda aslında. Bizim insanımızın maalesef hani mevcut konjonktür yüzünden ileriyi düşünme şansı kalmıyor. Adam hep bugünü düşünüyor. Ya bugünü geçirdik mi? Allah şükür bugün de bitti. Hani yarınına dair bir planlama yapamadığı için insanlar uzun vadeli yatırımları açıkçası düşünemiyor. Bir de verilen sözleri tutmayan birçok maalesef firma var. Korkuyorlar yani nasıl güvenelim, nasıl şey yapalım. Açıkçası bu konuda 10 sağmal olan işletmede hiç kaybı yok mu? Hiç anne inek kaybetmediler mi acaba? Çok kötü süt sağımı, süt verisi olan inekleri yok mu? Yani bunlar hep hani dışarıdan baktığınızda anlayamadığınız problemler yüzünden maalesef başlarına geliyor. Yani bu konuda biz kiralama modeliyle de aslında
bir opsiyon sunduk aslında kullanıcılarımıza. Bunu çok yeni yaptık. Onun dışında biz de bu ürünleri üretirken maalesef hani euro ile üretilen ürünler kullanıyoruz. Tekliflerimize dedik ki yani biz de bir çiftçimize yardımcı olalım. Belli bir sabitleme yaptık euroda. İnsanlara TL teklif veriyoruz. Kesinlikle euro konuşmuyoruz. Adam hani ödemesini farklı seçenekler sunuyoruz. Şimdi yeni işbirliklerimiz oluştu bankalarla. Bunların uzun vadeli ödeme planlarını aslında kullanabilir işletmelerimiz. Oldukça güçlü bankalarla çalışıyoruz şu anda. Onların programlarına dahil olduk. Biz de bir startup'ız. Hani böyle çok büyük kafalarda büyük bir holding gibi bir şey değiliz. Ama kendi işimizi çok doğru yapmaya çalışan bir ekibiz. Ve insanlara verdiğimiz sözleri bugüne kadar Allah'a şükür tutmayı başardık. İnşallah bundan sonrasında da tutacağımızı düşünüyorum. Evet, peki devlet desteği var mı bu şeylerde, sizin ürünlerinizde? Maalesef Tolga bu ürünlerde Bey. Şu anda devlet desteği yok. Yani olması için yeterli müracaatı biz yaptık mı, doğru kanallara ulaştık mı açıkçası onu da bilmiyoruz yani. Bu tarafta ben ürünü hep şöyle düşündüm. Ürün Türkiye piyasasında, dünyada hani oluşturduğu gibi bir etkiyi yaratsın. Ve hani devlet de buna ondan sonra destek olur diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu girişimleri ben yapmadım. Önce gerçekten ürünün çalıştığına çiftçimiz ikna olsun. Çiftçiler desin ki ya ben bu sorunlarımı Vikav'la çözüyorum. Neden devlet buna destek olmuyor? Yani bunu müşteri söylemeli. Ben daha çok satmak için devlete gitmek istemiyorum. Bunlar müşterilerden böyle bir talepler Ziraat Bankası üzerinden, devlet bankaları üzerinden giderse biz açıkçası bununla ilgili bizim de kapımızın çalınabileceğini düşünüyorum. Biz zorladık bu anlamda destek olunması konusunda fakat sonuç alamadık. İnşallah alabiliriz. Ben arzu ediyorum ki hani şey olur, yani derdimiz gerçekten buzağı kaybının önüne geçelim. Şimdi bir buzağı tamam ilk çıktığında hani 60 günlük maliyeti bu ama ya bir buzağın aslında doğması, büyümesi, sürüye bir daha katılması gerekiyor. Prensibin bu olması gerekiyor. Şimdi buzağı kaybettiğiniz zaman aslında sadece buzağı değil bir inek kaybetmiş oluyorsunuz. Bunun farkında olması lazım işletmelerin. Yani bugün bir ineğin hani açıkçası iyi bir gebe düvenin bugün maliyeti 17-18 bin liradan aşağı değil. Yurt dışından getirseniz daha da pahalı. Sürünüz düzgün bakmadığınız zaman sağlığı bozulmuş bir sürü verimi düştüğü için artık çiftçi diyor ki ya zaten ben para kazanmıyorum ki. Onun yerine fresh tekrar başlayayım diye bakıyor. Çünkü bu işi artık yapmak istiyor. Ama para kazanmadığı için vazgeçmek istiyor. Vazgeçerse ne yapacak? Bu paradoksu çözmemiz gerekiyor. Evet, bir kısır döngü var. Evet. O döngü içerisinde üreticilerimiz maalesef başını kaldıramıyorlar. Böyle de bir problem de var. Belki teknolojiye açık birçok üreticimiz var ama kesinlikle önlerini göremedikleri için bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Yani bugün bir dediğiniz gibi anne inek 15 bin lira, 20 bin lira seviyelerinde ama süt fiyatı niye 10 kuruş, 20 kuruş, 50 kuruş zamlanmadı diye feveran eder insanlar. Ama inek kayboluyor, buzağı kaybediyor. Yani büyük balık kaçıyor, farkında değiller. Yani bu benim hani sonuçta ben açıkçası şu anki çiftçilerimiz kadar profesyonel bir çiftçi değilim. Ben teknoloji geliştiren bir mühendisim. Ama bu kadar çok çiftliğe girip çıkınca hem ülke bazında farklı yerleri gördük hem ülkedeki şehirler bazında. Yani bizdeki temel problem verim problemi. Biz bu fiyatları oynatamayız ama verimimizi arttırabiliriz. Yani verimi arttırmanın yolu da sağlıklı bir sürüden geçiyor. Bu 10 sağ mal da olsa 10 sağ mal varlık az değil. Gerçekten az değil. Yani bu hayvanların aslında refahı düzgün olsa o çiftçiler de mutlu olur. Yani bu hayvan gene aynı yemi yiyecek. Ama daha çok süt verebilir. Siz verimini arttırdığınız zaman. Ama dolayısıyla bu oranı evet tutturabilirseniz para kazanabilir yani çiftçilerimiz. Türkiye'nin de tablosu bu Tolga Bey. Yani Türkiye'de besicilik, hayvancılıkla geçen insanların oranına baktığınız zaman 50 başın altında %80, %90 kesinlikle civarında aile işletmeleri bunlar. Aynen. Hani herkeste 500 baş, 5000 aynen baş yok. Yani o yüzden aile işletmelerin ayakta mutlaka kalması lazım. Bu insanların da teknolojiye açık olmaları gerekiyor. Teknoloji erişilebilir bir durumda. Biz de onlara yardımcı olmak için kiralama modeli çıkardık. TL'ye sabitledik.
yapabileceklerimizi yapıyoruz. Mesela şunu da yapıyoruz yani. Diyelim ki kiraladı kullanıcı ürünümüzü. Bir sene geçti. İkinci sene ben devam etmek istiyorum dedi. Üçüncü sene devam etti. Üçüncü sene sonunda onun oluyor ürün. Ben artık ekstra bir şey almıyorum ondan. Böyle bir opsiyon da tanıyoruz. Sözleşmemizi de buna göre yapıyoruz. Burada tek riskleri şu. Yani ürün onlar da işte kaybederlerse, ürün onların hani kullanım sıkıntıları yüzünden bozulursa bunu sadece onlara hani cezai şart olarak koyuyoruz. Onun dışında aslında neredeyse hiç riskleri yok. Riskin tamamını biz almış oluyoruz. Üretiyoruz. Üretmek için finansmanımızı kullanıyoruz. Yardımcı olmak istiyoruz onlara. Yani ben hani bunları kiralarken ana amacım insanların buna alışması ve hayvan refahını arttırması. Bu hayvan refahını arttırabildiğini gören kullanıcı zaten bunu devam ettirmek isteyecektir. Ve bunu hani kiralama diye düşününce de muhtemelen insanların erişebilecekleri bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum. Bunu şey gibi hani 500, herkes 500 sammallık çiftlik yapamaz. Bizim bu üreticileri yaşatmamız lazım. Yoksa köylerimiz boşalacak tamamen. Dolayısıyla bu yani bu hem benim için bir ideal bir proje, idealist bir proje. Aynı zamanda hani inşallah böyle bir noktada devletle de işbirliği yapma şansımız olur. Yani devlet bizim devletimiz yani. Biz de başkasının evladı değiliz, buranın evladıyız. Yani dolayısıyla yapmış olduğumuz şey gerçekten çalışan bir teknoloji. Kullanıcılarına doğru şeyler veren bir teknoloji. Hiç hani söylediklerimizin aksini karşılaşmadık. O yüzden mutluyuz o konuda. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Denesinler, denediklerinde zaten bunu görecekler. Ve maliyetleri de gerçekten erişebilir sınırlar içerisinde. Yani eğer çiftçiliklerini, hayvancılıklarını sürdürmek istiyorlarsa hayvan refahı olmazsa olmaz. Hem süt inekçiliğinde hem beside. Beside de bazı besi ırkları var ki yavruları çok hassas oluyor doğduğunda. O yavru doğarken orada müdahale edilmesi gerekiyor. Hemen bakıma alınması gerekiyor. Bunları her yavruya yaptığınızda zaten her buzağı sonunda bir ineğe dönüşecek. Sonunda bir danaya dönüşecek. Ve ülkenin aslında hem et verimi hem süt verimi aslında daha iyi seviyeye çıkacak. Bu insanlar o zaman kendilerini bu kadar süt regülasyonlarına bağışık hissetmeyecekler. Verimi arttırdıkları için. Yani ben o şekilde düşünüyorum açıkçası çözüm tarafını. Vallahi tebrik ediyoruz Tolga Bey. Yani kiralama sistemi de devreye sokmuş olmanız, yani üreticinin bu ürünlere rahat ulaşabilmesi anlamında elinizdeki bütün imkanları tabiri caizse seferber etmişsiniz. Evet, biz naçizane elimizden geleni yapıyoruz. Onların yanındayız. Onların hani açıkçası bizim mottomuz zaten o. Mutlu inekler, mutlu çiftçiler. Yani bizim derdimiz ikisini de mutlu etmek. Hayvan eğer sağlıklıysa mutludur. Sağlıklı inek daha çok verim elde edeceği için sahibini de mutlu edecektir. Dolayısıyla bu içinde bulundukları bu sarmalın içinden çıkmak için teknolojiyi kullanıp çözümler oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Bir reklamımız var. Reklamdan sonra canlı yayınımız kaldığı yerden devam etsin efendim müsaadenizle. Değerli izleyenler, bir reklamımız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden canlı yayınımız devam edecek efendim. Wyckoff sistemi büyükbaş hayvanların kızgınlık tespitini, doğum öncesi doğum sonrası sağlık takibini, buzağa doğum zamanını doğru tespit eden, ineklerin bir sonraki hamilelik sürecindeki verimini artıran teknolojik bir sistemdir. Merhabalar, Tolga Çırak ben. Wyckoff markasının CEO'su ve Ar-Ge direktörüyüm. Wyckoff aslında kablosuz inekten gelen bir kombinasyon ismi. Wyckoff'un arkasında yatan temel sebep göze görünmeyen sağlık problemlerin aslında görünebilir hale gelmesini sağlamak için geliştirilmiş bir teknik. Telefon 0216 807 0387 www.wyckoff.io. Wyckoff. Mutlu inekler, mutlu çiftçiler. Evet değerli izleyenler, reklamlardan sonra canlı yayınımız devam ediyor. Tolga Çırak, Wyckoff Genel Koordinatörü, Mutlu İnekler, Mutlu Çiftçiler sloganıyla faaliyetlerine devam ediyorlar. Birkaç yıl önce, daha doğrusu birkaç yıl demeyeyim de, bir önceki bakan döneminde, Fakı Baba döneminde, Tarım Bakanımız, onunla yapmış olduğumuz bir program olmuştu Harun Bey'le beraber. Orada
ortalama 500 ile 1 milyon civarında buzağımızın kaybettiğimiz konusu konuşuldu. Buzağlarımız ölmesin sloganıyla ciddi bir çalışma başlatmışlardı. Aslında şimdi sizler bu konuları anlatırken o program gözümün önüne geldi. Aslında bu çalışma bir nevi bakanlığın çalışması olması gereken bir çalışma. Yani ülkemiz açısından önemli olan bir çalışma. Sizleri kutluyoruz. Ve sormak istediğim asıl önemli soru var. Bu soru aslında bu sistemi yazılım haline getirmek hayvanları ciddi anlamda tanımaktan geçiyor diye düşünüyorum. Evet. Bunun için nerelerden, kimlerden, nasıl bir çalışmayla hazırladınız? Yani bu yazılımı yazmak için çok ciddi bir efor ve zaman harcamanız gerekir. Burada aslında... O işin biraz daha gerisinin hikayesini sizlerden dinleyelim efendim. Yani burada çok değerli veteriner hekim danışmanlarım oldu benim. Şu an hala çalışıyoruz birlikte. Şimdi biz aslında hani anlattığım gibi ben biyoteknoloji mühendisiyim aynı zamanda. Özellikle hani biyolojik datayı anlama konusunda çalışmalarım daha önce olmuştu. Tabii bunlar tez aşamasında kalmış çalışmalardı. Şimdi bu olay, buradaki temel problemleri ben aslında veteriner hekim arkadaşlarımdan öğrendim. Yani burada böyle sorunlar olduğunu. Yani ekip sağlam yani. Ekibimiz çok yetkin gerçekten. Çok sağlam, evet. Bir de ben hani şuna inanırım. Gerçekten arkasını bilmediğim şeyi bilmiyorumdur. Yani ben gerçekten hayvancılığı bugün sahada çiftlik veteriner hekimliği yapan bir veya bir zooteknist kadar, bir ziraat mühendisi kadar bilemem. O çiftlikte yatıp kalkmak zorundayız öyle bir şey için. Benim ekibim de bunu bilemezdi işin başında. Ama biz prensip olarak ürünün hani masa üstünde geliştirmedik. Çalıştırdık. 2017 yılında ilk defa hayvana taktık cihazlarımızı. O zaman verileri okumaya başladığımızda dedik ki bu iş olabilecek gibi görünüyor. Bu bir süreç yani. Bu hani yazılım tarafı her yeri büyük bir iş yani. Çünkü şöyle düşünün yani hem hayvanda çalışan sensörü de biz geliştiriyoruz donanım olarak. Toplama yapan veri istasyonlarını da biz geliştiriyoruz. Bulut sisteminde bu işi işleyen yapay zekayı da biz geliştiriyoruz. Kullanıcıların kullandıkları mobil application'ı da biz geliştiriyoruz. Biz hiçbir şey outsource etmiyoruz. Ekibimiz aslında tüm bu yetkinliğe sahip ve en büyük özelliğimiz şu, ben masa başında adam yetiştirmiş değilim. Ben onları sahaya götürdüm. Tabiri caizse hepsi aslında sahadaki hayvancılık işletmesindeki pisliği kendileri de gördü. Sıkıntıları kendileri de gördü. Oradaki dertleri kendileri de gördü. Yani ekip olarak aslında sadece elektronik mühendisi olup ofis içinde çalışan insanlar değiliz. Kurulumlara kendimiz gideriz. Stratejik ortaklarımız var, onlarla birlikte çalışırız. Her işletme, girmiş olduğumuz her işletme aslında bizim bir ortağımızdır. Yani biz onları sürekli takip ederiz. Sorunun onlardan gelmesi benim için en büyük şeydir, kayıptır. Ben anlarım önce, ben derim onlara. Burada bir problem var, biz de gidermek için geliyoruz. Ya da orada bir sensör atıyorum, yani çok bozulmamız olmuyor şükür. Yani neredeyse 1/3 oranında falan ama olduğunda da biz anlıyoruz. Bizden kaynaklı. Hemen kargolarız. Müşteri memnuniyeti benim için çok çok önemli ve arkadaşlarım için de öyle. Bütün ekip aslında bu anlamda çok yetkinlik sahibi. Dolayısıyla tek başına bir yazılım diyemeyeceğim şeye. Yani oldukça geniş bir alan. Evet, işinizi iyi takip ettiğinizi Abdullah Bey de Konya'da ifade etmişti. İneklerden biri kesime gitmiş herhalde. Siz de sinyalin kesildiğini söylemişsiniz. Aramışsınız, bir problem var. Sinyal gelmiyor hayvandan, evet, diye. Onlar da son anda ayıkmışlar. Meğersem hayvan içinde gitmiş. Maalesef. Evet. Abdullah Bey'in de öyle bir anısını anlatmıştı Konya programımızda da. O şimdi siz anlatırken aklıma geldi. Yani siz işi de çok iyi takip ettiğinizi gözlemledik. O yüzden tebrik ediyoruz sizleri. Evet, buyurun devam edin. Ben o konuda anıyı bir hatırlatmak istedim. Abdullah yani Bey de izliyorlarsa selam verelim. Çok enteresan anılarımız verelim oldu. Yani çiftliklerde gerçekten yatıp kalktık. Gece yarısına kadar orada olduğumuz zamanlarda geçirdik. Hem yurt dışında hem burada. Çünkü hani yani çiftçiler her zaman bizi yanlarında hissetsinler istedik. Çünkü herkes ürün yapıyor. Ama herkes ürününü satıp çekilen de çok artık yani.
Dolayısıyla çiftçilerin ürünleri alma konusundaki kaygıları boş değil. Adam diyor ki bana bunu sattılar. Sonra yaşadığım hiçbir sorun da benim yanıma gelen olmadı. Bunu çok hani duyduk ve benim en büyük hani endişem müşteri memnuniyetsizliğidir. Yani onların hani güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim dedikleri durumu ben başından beri zaten bu şekilde yürütüyorum. Ve sadece teknoloji olarak değil, oradaki insanların gerçekten dertlerini anlamaya çalıştık yani. Biz aslında bu süreci yürütürken yani birçok değerli mühendis yetiştirdi bu ülke. Önemli olan bu insanları bir araya getirip farklı disiplinlerle bu işi yapmak. Yani biz bu işi yaparken hayvanı çok iyi tanıyan ve bu konuda çok deneyim sahibi veteriner hekim danışmanlarımız oldu. Bunlar mesela çünkü ben hayvana bu cihazı takamam. Bizim ekibimizde bu cihazı uygulayan sadece veteriner hekim çalışanımız var ya da danışmanımız var. O uygulayıp aslında kullanıcılara öğretti. Biz onlarla çektiğimiz videolarla mesela onları tarif ettik. Yurt dışında tabii biraz daha farklı. Orada çiftçilerin kendileri de bunu uyguluyorlar. Türkiye'de biraz bu konuda farklı hani yetişmiş kadrolar. Ama bu basit bir uygulama. Yani insanlar hani korkmasınlar. Çünkü vajinal sensörleri ilk defa yapan biz değiliz. Dolayısıyla oradaki hayvanı tanıma konusunda bilmediğimizi sorarız, öğrenmeye çalışırız, çok dokümente ederiz. Bir yerde kazandığımızı diğer tarafa aslında bir danışmanlık bazında değil, bizim kullanıcılarımızın hepsi aslında buradan çıkmış olan bütün değerleri aslında bedavadan alıyorlar bir süre sonra. Çünkü veriden elde edilmiş olan kazanımları biz onlara geliştirilmiş ve kendi kendine öğrenen yazılım olarak aslında sunuyoruz. Hepsi en son yazılımı kullanıyorlar. Hiç güncelleme yapmalarına gerek olmuyor örneğin. Sizin Vicov'un sürü yönetim sisteminden farkı nedir Tolga Bey? Yani sürü yönetim sistemlerine bakıyorsunuz. Onlar da hayvanı takip ediyorlar evet. Ama mesela Abdullah Bey Konya programında telefonuma mesaj geldi. Hayvanınız bir saat sonra doğum yapacaktır ve tam bir saat sonra gittim hayvan doğum yaptı. Hani sürü yönetim sistemine biraz benziyor gibi ama farklılıkları sizin gözünüzde farklılıklar neler efendim? Biz o tercihin arasında kaldık. Yani şimdi sürü yönetim sistemlerinde çiftçinin sütü takip etmesi lazım. Kaç litre süt sağdığını. Biz onu yapalım diye yola çıkmadık. Biz sağlık takip sistemiyiz. Şu anda hani en büyük amacımız da şu anda hali hazırda zaten sürü yönetimi yapan firmaların yapmış olduğu sistemlere biz de kendi altyapımızla entegre olmak gibi bir amacımız da var. Ama çok küçüğüz şu anda. Belli bir sayıya ulaştıktan sonra onlarla aslında datalarımızı paylaşıp birlikte bir sinerji yaratmak isteriz. Ama bu şu andaki derdimiz hayvan sağlığı. Hayvan sağlığında en önemli olay aslında erken müdahaledir. Yani biz aslında doğum zamanını doğru zamanda bilerek her doğumun başına birinin gitmesini sağlamaya çalışmıyoruz. Aksine bizim sistemimiz şöyle çalışıyor. Yani doğum olur, kolaysa doğum zaten siz gittiğinizde bitmiştir. Eğer bitmediyse o zaman müdahale edersiniz. Erken müdahaleler de çok iyi bir şey değildir yani hayvancılıkta doğum sürecine. Erken müdahale ettiğinizde hayvanın rahminde ya da vajinasında yırtık oluşturma riskiniz var. Bırakın hayvan 40-45 dakikada kendi doğursun. Doğuramıyorsa o zaman müdahale edin. Aslında bunu rehabilite etmek için bizim sistemimiz aslında uyarıyı hayvan doğal bir şekilde doğuruyorsa bir miktar şey yapıyor, doğum başladığı anda veriyor ki kullanıcı koşa koşa gidip müdahale etmesin. Bir yandan da bunu korumuş oluyoruz. Bu aslında biraz daha farklı bir yaklaşım. Eğer kullanıcı böyle anksiyete tabanlı yani onun takıntı nedeniyle gidip hemen müdahale etmek ister. Biz bunu istemiyoruz. Mümkünse müdahale etmesin, gerektiğinde müdahale etsin. Çünkü onun acelesi var. O işi bitirip diğer işine geçmek istiyor. Ama bu acele o hayvana pahalıya patlıyor sonunda anne ineğe. Belki buzağı alıyor ama bu sefer anneyi kaybediyor. Çünkü tohum tutmuyor diyor. Tohum tutmuyor lafını her yerde duymuşsunuzdur. Çünkü bir hayvanın hani refahı iyi değilse o hayvan doğru şekilde yumurtlayamaz. İçerideki yani rahimdeki problemleri dışarıdan göstermez ama atarsınız tohum tutturamazsınız. Doğru zamanı bilseniz bile bu başınıza gelebilir. Evet, Türkiye ortalaması bu konuda eksi noktadayız. Yani ortalamamız 16 aydan çok çok yukarıda. Yani neredeyse 2 seneye bir tohumlanmayla beraber buzağı elde edilebiliyor. Bu da
çok ciddi bir buzağı kaybımız oluyor. Yani sadece buzağı kaybı ölüm manasında değil. Yani süreyi uzatıyor olmak. Bu bir verim kaybı. Verim kaybı. Yani 3-4 tane buzağı alabileceğimiz sürede biz 2 tane veya 2,5 evet. ortalama ile gitmiş oluyoruz. Zaten bu her şeyi etkiliyor. Bütün hani bir buzağının geç, hani bu doğum aralığının geç olması sadece şey anlamına gelmiyor. Hani az buzağı aldık olmuyor. Zaten daha az süt aldık anlamına geliyor. O hayvana siz yem yedirmek zorundasınız. Sütü düşse bile yem yiyecek bu hayvan ve yem yemesi azalmayacak. Kütlesi değişmeyecek, zayıflamayacak ya da hani ya nasılsa ben fazla süt vermiyorum diye perhize girmeyecek bu hayvan. Bu hayvan gene aynı şekilde yemeye devam edecek ama size vermeyecek onu. Dolayısıyla verim dediğimiz olay burada. Ve sizin mümkün olduğu kadar bunu geriye almanız gerekiyor. Mümkünse işte 380, 390, 400 günlere çekeceksiniz ki şey olsun, o 300 günlük sağım sürecinde maksimum verimde süt alın. Evet, televizyonu yeni açmış izleyicilerimiz varmış. İşin kiralama boyutuna biraz takılmışlar. İsterseniz 9 dakikamız kaldı. İsterseniz Vico'yu tekrar bir izleyicilerimize anlatalım. Sistem nasıl çalışıyor kısaca. Zaten şu anda sizin arkanızdaki ekranda var da Ömer de ekrana verebilirse uygulamanın nasıl olduğunu, dezenfektanından dezenfekte edip de hayvanın rahmine yerleştirilmesi kısmını Ömer alalım tekrar. İzleyicimiz de Bartın'dan Sebahattin Bey'in de sorusuna cevap vermiş oluruz. Yani Vicav'da aslında bir receiver sistemi kuruyoruz. Evet, şu an gösteriyor mesela detayda. Bu ekranda şu anda görmüş olduğunuz sensörümüz. Bunu yaklaşık işte doğumdan 20 gün önce hayvanınıza yerleştirebilirsiniz. Doğum bitti, sonunu attı hayvan. Takın bir 15 gün hayvanınızı izleyin. Herhangi bir yüksek ateş verirse o zaman müdahale edersiniz. Daha sonra da 45. gün, 50. gün protokolünüze göre tekrar sensörü takın. Kızgınlık zamanı geldiğinde size onu da söylesin. Yani doğum oldu, cihaz düştü, tekrar takıp... Tabii, temizleyin, tekrar takın. İzleyin. 15 gün boyunca da tekrar izleme imkanımız var. Aynen, oradaki ateşi izlediğiniz zaman bir sonraki aslında sağım dönemi için hayvanınızın aslında yeterince sağlıklı olup olmadığını görme şansınız oluyor. Anlık olarak çünkü sıcaklığı görebilirsiniz. Herhangi bir yüksek ateş olduysa zaten anında sistem size bildirecektir. Telefonunuza gelecek haber. Hatta biz doğum başladığında kırsalda telefon iyi çekmiyor, mesaj gitmiyor ya da notifikasyonu gece doğum olduğunu duymuyor kullanıcı. O yüzden arama servisimiz var. Kiralama modelinde aslında bu arama servisi, receiver sistemi, bütün hepsi paketin içinde. Bunlar zaten hani tabii minimum bir şeyimiz var. Yani bir tane sensör kiralamıyoruz. 5 sensörün altında kiralama yapmıyoruz. Ama zaten bu 5 sensörü kiralamanın maliyeti de 10 sağmalı olan bir işletme için de yüksek değil. Yani onlara güzel bir fiyatımız var yani. Evet, izleyicimiz de bu şekilde cevabını almış olacak. Vicov sistemi kiralanıyor. Sizin tarafınızdan kurulumu gerçekleştiriliyor. Ve akabinde de değerli kullanıcılarımız, üreticilerimiz bu sistemi üst üste 3 yıl boyunca kullandığı takdirde sistem tamamen kendilerine oluyor. Ben yanlış anlamadım değil mi? Aynen, doğru anladınız. Yani yıllık kiralama modelinde ben devam etmek istiyorum diyen kullanıcı 3 sene bizim kiramızı ödedikten sonra cihazlar ona kalıyor. Yani ondan sonraki süreçte sadece data kullanımı ile ilgili kiralama kadar yüksek değil, daha cüzi bir meblağ alıyoruz. O da bizim kullanıcılarımıza servisimizi sürdürmek için aldığımız bir meblağ. Bu çok yüksek bir oranda olmuyor. Yani ben üretici olsam kiralamayla başlarım yani, değil mi? Daha yani, mantıklı. Yani iki en seçenek azından... de var. Çünkü yani şu anda banka ismi veremiyorum ama çok güçlü bankalarla çalışıyoruz. Bunlar da yaygın. Yani zaten söylediğimiz fiyatlar kartla çekilebilecek fiyatlar aslında. Bir kartla çekecek. O isterse 12 ayda taksit ödesin. İsterse işte atıyorum süt primini alacağı zaman ödesin. Ona göre kendisini şey yapabilir, regüle edebilir. Bu konuda hani iki büyük bankayla belli bir anlaşma içindeyiz şu anda. Onlar direkt karttan biz çekiyoruz. Onlar da ister bir sonraki dönemde ödüyor, isterse bir yıllık bir taksite bölüyor. Yani onların erişebilecekleri bir düzeyde olduğumuzu düşünüyoruz yani açıkçası.
Evet, 3 ineğim var. Doğumuna 26, ikincisinin doğumuna 65, üçüncüsünün doğumuna 3 ay var. Kiralama bedeli ne kadar sorusunu artık programdan sonra konuşuruz. Yine Bartın'dan Sebahattin Bey. Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 5 dakikamız kaldı ama teknoloji konuşmak çok keyifli. Sizin değerli izleyicilerimize buradan bir mesajınız var mı? Vicov'la ilgili daha aslında konuşacak çok şeyimiz var ama özellikle ahırlarda yapmış olduğumuz programlarda hem Sinan Bey olsun hem Abdullah Bey'in memnuniyeti şahsen beni çok etkiledi. Çünkü hani sizler işin üreticisiniz, pazarlamasınız fakat kullanıcının memnuniyeti biz Köy TV programcılar için daha önemli baz aldığımız noktalar. Evet. Ve hem Sinan Bey olsun hem Abdullah Bey olsun o kadar memnunlar ki hani nokta atışı iş çıkardınız ifadesini kullanıyorlar. Hatta Abdullah Bey'in oğlu veteriner ismini şu an aklıma gelmedi. Süleyman Bey. Süleyman'dı değil mi? Evet, daha öğrenci inşallah. Ona da başarılar diliyoruz. Süleyman bizim en genç müşterimiz şu anda. Yani ürüne de o kadar çok inanmış ki böyle yani abi diyor bana bir iş bırakmıyor diyor. Yani nokta atışı bizim yapmış olduğumuz hatta eksiğimizi bile diyor bize uyarı şeklinde veriyor. Her sensör bir hayvanda ve o hayvandan gelen sinyaller artık hangisinde bir problem varsa, ateş varsa, kızgınlık varsa evet. Ulaştırıyor musunuz? Yani aslında çok muhteşem bir sistem. Ama tabii bunu üreticilerimizin de mutlaka deneyip kullanması lazım. Tabii bu benim şahsi görüşüm ama sizlerin mesajı varsa Tolga Bey dinleyin efendim. Yani herkese Vicov'a katılmasını istiyorum. Yani bu tabii ki ticari bir ürün. Ama bu bir şey yani gerçekten bana göre bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerekiyor. Bu hayvanların refahı artarsa gerçekten hepimizin refahı artar. Yani gerçekten köylü milletin efendisidir yani. Eğer köylü mutlu değilse bir gün şehirli de mutsuz oluyor. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz peynirin kalitesi, her şeyin kalitesi bunlara bağlı. Ve o köyler boşalırsa biz yarın hiçbir şey yiyemeyiz. Dolayısıyla köylü bizim için çok önemli, çok değerli. Oradaki çiftçilerimizin kendi yerlerinde mutlu olarak bu hayvancılığı doğru şekilde yapmalarını ben arzu ediyorum. Bunun için de ben elimi taşın altına koydum. Bugüne kadar kendi öz sermayemizle bu işi buraya getirdik. Götürmeye de devam ediyoruz. Arzu ettiğimiz şey de onların sorunlarını çözelim. Mutlu olsunlar, biz de mutlu olalım. Yani mutlu inekler, mutlu çiftçiler diyorum. Yani bizim ailemize katılın, zaten farkımızı görecekler. Evet Tolga Bey, son olarak gerçi süremiz doldu ama Avrupa'da da ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Evet. İsterseniz bir Avrupa konusuna da girelim hızlı bir şekilde. Avrupa'da ürünlere ilgi nasıl? Avrupa'da ürünlere ilgi güzel. Yani biz güzel hangi başladık. Hangi ülkelerde şu anda var? Almanya'da ürünlerimiz var. Danimarka'da var. İtalya'da var. Çok yeni Portekiz'e girmiştik. İşte geçen hafta itibariyle Amerika'dan birkaç tane talep aldık. Yani şu anda böyle açıkçası piyasaların da korona sonrasında açıldığını hissediyoruz. Çünkü o tedirginlik anladığımız kadarıyla insanlardan gitmeye başlamış. Özellikle Alman müşterilerim benden çok memnun. Yani çiftçiler hani nasıl diyeyim yeni müşterileri ikna etmeye çalışır haldeler. Biz hani taleplere yetişme konusunda aslında bir miktar zorluk yaşıyoruz şu anda. Oralarda çiftçiler zaman onlar için çok kıymetli, verim çok kıymetli. O yüzden özellikle Almanya'da, İtalya'da, Danimarka'da güzel sonuçlar alıyoruz. Evet bu da çok önemli. Çünkü insanımız da teknolojik olarak illa Avrupa'dan gelmesini bekliyor. Avrupa'da şöyle teknoloji var, böyle işte Türk mühendisliği, evet. Türk teknolojisi. Buyurun uygulayın demek düşüyor bize. Tolga Bey ayağınıza sağlık. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz. Yani ekip olarak Köy TV ile birlikte burada olmaktan bize çok mutlu olduk. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlar için de keyifli bir program olmuştur. İnşallah. Bize katılın. Son sözüm bu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de değerli izleyenler, buzağlarımız ölmesin. Nasıl bir hayvan yatağı hayvancılık için bir konfor ekipmanıysa, teknolojik ürünler de hayvanlarımızı korumak için, hayvanlarımızın sağlığı için aslında bir konfor ürünü. Ama konfordan daha öte hayvancılıkta süreklilik ve koruyucu hekimlik açısından önemli bir ürün olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Vico gibi bir ürünün teknolojik anlamda ülkemize katma değer olarak kazandıracağı, hayvancılığa kazandıracağı çok şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah Tolga Bey'e de, Vico ekibine de buradan başarılar diliyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve yine bir programın sonuna geldik efendim. Yayında, yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz. Bir başka programda, bir başka yerde buluşuncaya kadar hoşça kalınız efendim.